Bu sezon belki de ahlar ve vahları en çok yaşayan takım Trabzonspor olmuştur. Geçtiğimiz sezon son haftalarda şampiyonluğu kaybeden Trabzonspor, geçtiğimiz sezon yaşadığı tecrübesiz antrenör probleminden ders almayarak bu sezona da tecrübesiz bir antrenör olan Eddie Newton'la başlamıştır. Taraftarlar bu kararı şaşkınlıkla karşılasa da yönetim bunu normalmiş gibi lanse etti. İşte Trabzonspor'un bugün videoda anlatacağımız şampiyon olamamasının nedenleri adlı videonun da ana teması aslında tam olarak bu. Trabzonspor artışması Süper Lig'de öz kaynaklarını en iyi şekilde kullanan takım. Ama yani durmadan yardımcı antrenöre şans vermekte biraz fazla gereksiz bir risk. İleride bir gün Trabzonspor'a yardımcı antrenör olursanız bilin ki teknik direktör olmanız da bir o kadar yakındır. Bu da yetmezmiş gibi Sosa, Novak, Sörlot gibi takımın iskeletini oluşturan 3 yıldız futbolcunun ayrılması sonucunda bu isimlerin yeri Trabzonspor'da doldurulamadı. Yapılan hatalı ve yanlış transferler ve tecrübesiz hocayla sezona başlayan Trabzonspor aslında şampiyonluğu 7. haftada kaybetti. İlk 7 haftada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde eden Trabzonspor'da kötü gidişin ardından fatura normal bir şekilde Edinirtin'e kesildi. Edinirtin'le yolların ayrılmasının hemen ardından Trabzonspor takımı tecrübeli bir antrenör olan Abdullah Avcı'yı takıma emanet etti. Aslında Trabzonspor sezon başında yapması gerekeni 7. haftada yaptı diyebiliriz. Hatanın neresinden dönerseniz kardır elbette ama Trabzonspor eğer ki sezon başında Abdullah Avcı yönetiminde başlamış olsaydı Belki de o 7 haftada kaybettiği puanları telafi ederek şampiyon olabilecekti. Trabzonspor'un şampiyon olamamasındaki asıl nedense yönetimin hatalı transfer planlaması ve yanlış antrenörlere takımı emanet etmesiydi. Abdullah Havci'nin sezon başında kuracağı bir kadronun yanı sıra futbolculara da kamp yaptırması sonucunda Trabzonspor ligin en iddialı takımlarından birisi olabilirdi. Çünkü Abdullah Havci kalan haftalarda Trabzonspor'da oynattığı futbolla bunu net bir şekilde göstermişti. 10 Kasım 2020'de takımın başına gelen Abdullah Havci geldiği günden itibaren Trabzonspor takımını silkelemiştir. Ligin en fazla yenilen takımıydı Trabzonspor. Abdullah Avcı geldikten sonra da o istatistik bir anda tepe taklık olarak ligin en az yenilen takımı olmuştu. Yine aynı zamanda ligin en fazla gol yiyen savunması da Abdullah Avcı dokunuşu sonrasında ligin en az gol yiyen savunması ve takımı haline dönmüştü. Süper Lig'de Trabzonspor'la 32 maça çıkan ve bu maçlarda 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor 40 kez ağları sarsarken kalesinde sadece 22 gol görmüştür. Maç başına 2.03 puan alan Trabzonspor Abdullah Avcı'sız geçen 8 haftada da 16 puan almayı başarsaydı eğer ligi 87 puanla şampiyon olarak bitirebilirdi. Ama dediğim gibi Trabzonspor şampiyonluğu 2-7 haftada kaybetmişti ve ligi 71 puanla 4. sırada tamamlamayı başarmıştı. İlk haftalardaki kötü oyuna rağmen takım toparlamış ve Abdullah Avcı'nın gelecek sezon için neler yapacağına dair işaretler görülmekteydi. Savunma kurgusunun oturması, diri bir orta saha ve oyun disiplinine sahip bir Trabzonspor her rakibi için tehlike oluşturuyordu. Trabzonspor'un bu seneki en büyük şanssızlığı gol yollarındaki bitiricilikteki beceriksizliği oldu. Bunu bu sene sıklıkla yaşadı Trabzonspor. Gelen forvet oyuncuları Trabzonspor kalibresinde oyuncular değildi. Bundan dolayı gelecek sezon Trabzonspor ilk olarak forvet transferine önem verecektir. Peki bu sezon Trabzonspor neleri yanlış yaptı? Gelin sıralayalım. Öncelikle yanlış teknik direktörle sezona başladı. Gidenlerin yerine aynı kalibrede oyuncular getiremedi. Yönetim çok dediğim dedik davrandı ve dışarıdan gelen doğru düşüncelere kulak asmadı. Transferde fazla risk alındı ve bilinmeyen lige adapte olup olamayacağı belirsiz futbolcular transfer edilerek risk alındı. Edinirsin'a gerekenlerin uzun bir süre şans verildi. Bazen fatura kesmek için de o kadar beklemeye gerek yok. Çünkü görünen köy hiçbir şekilde kılavuz istemiyordu. Hatta o köy İstanbul'dan Ankara'dan Erzurum'dan bile kolaylıkla görülüyordu. Abdullah Avcı ile yola sezon başında başlamış olsaydı Trabzonspor şu anda çok daha farklı senaryoları sizlerle konuşuyor olacaktık. Bu sezon için Trabzonspor adına en büyük artılarsa Serkan Hasan, Edgariye ve Berat Özdemir gibi isimleri kazanmak olmuştur. Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip olan ve ekonomik anlamda da sıkıntılar yaşamayarak oyuncu ödeme elemelerinde gecikme yaşatmayan Trabzonspor bu anlamda Süper Lig'in en şanslı takımlarından birisi. Trabzonspor ekonomik anlamda da bu sene oyuncu satışından oldukça fazla bir miktarda bir bonservis geliri elde edeceği için gelecek sezon transfer döneminde eli oldukça rahat olacak ve transfer döneminde de aktif görev alacak. Biz de bir sonraki videomuzda Trabzonspor'un gelecek sezon için transfer hedeflerini ve planlamasını sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet sevgili izleyenler Trabzonspor'un neden şampiyon olamadığını detaylarla sizlerle paylaştık. Siz de Trabzonspor'un neden şampiyon olamadığını videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.